hukukta adaleti, kanun önünde eşitliği sağlamak, yandaşa aktarma düzeneğinden kurtulmak, vatandaşlarla paylaşma sistemini kurmak bizim ana hedefimizdir. Bu millet ücretin de yaşamın da asgarisini reddediyor, kabullenmiyor. Millet adil olanı, hakkını mutlaka almayı arzu ediyor. Bu sebeple hepimiz için mümkünken mutluluğun ve huzurun azınlığa ait olmasına rıza göstermeyeceğiz hiçbir zaman. Mutlu azınlığa tahammül değil, her zaman itiraz edeceğiz. Muhterem kardeşlerim, hepimizin talebi insanca yaşam. Bunun içinde asgari ücret, açlık sınırı, geçim sıkıntısı gündemimizden inşallah en kısa zamanda çıkacak. Bize dayatılan bu yaşam şartlarına alışmayacağız. Zorbaca kaybettirdiklerini yeniden ve birlikte kazanmaya gayret göstereceğiz. Rızamız olmadan bizden alınanları da mutlaka geri alacağız toplum olarak. İnsanı yaşatan devleti, insanca yaşamayı mümkün kılacak adaleti hep birlikte tesis edeceğiz. İnanıyoruz ki birlikte kararlı ve ısrarcı olursak bu değişiklik uzun sürmeyecektir. İnsanca yaşam, her birimizin, hepimizin ortak talebi ve iradesi olacak. Devletin varlık sebebi ve adaletin gerekçesi olacak. Muhterem kardeşlerim, işte bugün burada sizlerle birlikte insanca yaşam manifestosunu milletimize deklare ediyoruz. En başta söyleyeceğimiz söz, biz gardiyan değil, garson devlet anlayışıyla devleti asli vazifesine uygun bir şekilde yöneteceğiz. Vatandaşını korkutan ve ezen devlet anlayışı yerine güven veren ve ülkeyi kalkındıran bir devlet anlayışını hakim kılacağız. Adil bir düzen inşa edeceğiz. Gelir dağılımında adaleti sağlayarak refahı topluma yaygınlaştıracağız. Kamu ihaleleri başta olmak üzere rant düzenini bütünüyle ortadan kaldıracağız inşallah. Hiç kimsenin kursağında bir başkasının ekmeği olmasına müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir vatandaşın kalbinde haksızlığa uğradığı duygusunun yerleşmesine izin vermeyeceğiz. Yoksulluk ve yoksunluk düzenini bütünüyle ortadan kaldıracağız. En temel ihtiyaçların adil karşılanamadığı, yalnızca hayatta kalmaya yeten bir yoksulluk düzenini mutlaka değiştireceğiz. İnsanımızın yarınından endişe etmedikleri, çocukları için mutlu ve müreffeh bir yaşam sürebilme imkanına sahip olduğu bir ekonomik düzen kuracağız. İnsanımızın mülksüzleştirilmesine sebep olarak
kendi ülkesine duyduğu aidiyet duygusunu zedeleyen ekonomi modelini de inşallah değiştireceğiz. Sosyalleşmenin, kendini geliştirmenin, teknolojik imkanlara sahip olmanın lüks olmadığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Yolsuzluk düzenini bütünüyle ortadan kaldıracağız. Aynen yoksulluk düzeni gibi. Sadece milletimiz için çalışacak, devleti ganimet gibi gören anlayışlara müsaade etmeyecek bir anayasal zemin kuracağız. Türkiye'yi yasaklar ülkesi olmaktan kurtaracağız. Düşüncenin ve fikirlerin yasaklandığı, güvenlikçi politikalara tevessül etmeyeceğiz. Toplantı, yürüyüş ve gösteri yapma hakkını antidemokratik bir suç olarak gören anlayışın tersine demokrasinin temel parametreleri olarak yeniden normalleştireceğiz. Basın ve medya başta olmak üzere her alanda yasakçı anlayışa son vereceğiz. Görevlendirmelerde yalnızca ve yalnızca liyakat ve ehliyeti esas alacağız. Normalleştirilen ve herkesin kabullendiği torpil düzenini kaldırıp yanlış kararları onaylama müessesesine vesile olan mülakat sistemini ya bütünüyle kaldıracak veya düzelteceğiz. Başarılı, çalışkan ve liyakat sahibi gençlerimizi kendi ülkesine küstüren, tanıdığım varsa anlayışını mutlaka ortadan kaldıracağız. Gençlerimizi yurt dışında bir hayal kurmaya mecbur bırakan bu adaletsizliğe son verecek, kırılan bütün kalpleri onaracağız. Herkes için nitelikli eğitimi mutlaka yaygınlaştıracağız. Yoksul çocuklar ile maddi yeterliğe sahip olanların eğitim farkını da ortadan kaldırmanın mücadelesini mutlaka vereceğiz. Paran varsa daha vasıflı okullarda okuyabilirsin. Ne kadar kabiliyetli olursa olsun mantığını mutlaka değiştireceğiz. Türkiye'nin tüm bölgelerini kapsayacak şekilde fırsat eşitliğini mutlaka sağlayacağız. Hukukun üstünlüğünü temin etmek bizim temel görevimizdir. Bu bilinçle hareket edeceğiz. Üstünlerin hukukunun normalleştiği, insanların güvenini zedeleyen adalet ve yargı anlayışını kökünden değiştireceğiz. Siyasetin adalet kurumu üzerindeki vesayetine son vereceğiz. Zaten bu devletin temel görevidir. Ama kendisini seçildikten sonra devlet yerine koyanlar gibi hiçbir zaman olmayacağız. Vergi politikalarında adaleti tesis edeceğiz. Mutlaka gerçekleştireceğiz bunu. Devletin vergi alacaklarını kişi ve kurumların kazancına ve şartlarına göre yeniden düzenleyeceğiz. Temel tüketim maddelerinde ve temel ihtiyaçlardan alınan vergileri ya kaldıracak veya en aza indireceğiz. Vatandaşın ödediği vergilerin lüks ve israfa değil, yine vatandaşa dönmesini temin edeceğiz. Büyük sermaye sahiplerinin milyon dolarlık vergi borçlarını silip küçük esnafa
vergi faizi uygulayan haksız düzeni değiştireceğiz. Sokak ve caddeleri güvenli hale getireceğiz. Muhterem kardeşlerim, kadına karşı şiddeti bitirecek, bu konuda hukuki düzenlemelere caydırıcı cezaları çoğaltacak, sokakların insanlar ve çocuklar için güvenli birer mekan olmasını mutlaka sağlayacağız. Ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşımı kolaylaştıracağız. Türkiye'nin gıda üretimini artıracak tarım politikalarına ağırlık vereceğiz. Tarım ve gıda üretimi bizim anlayışımızda ekonominin temel sahalarıdır. Nüfus büyüklüğünü ve ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projelerle tarımsal üretim kapasitemizi artıracak, en yüksek seviyeye çıkaracak, ülkemizi dışarıdan alınacak tarımsal ve gıda maddelerine ihtiyaç duymayacak bir seviyeye getireceğiz. Bundan 5-10 sene öncesine kadar bu haldeydik zaten. Tarım alanlarımızın imar rantına kurban edilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Ekilebilir arazilerimizin atıl kalmasının da önüne geçeceğiz. Herkesin ucuz, sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşabilmesini teminat altına alacağız. Şunu da hemen ifade etmeyi bir görev addediyorum. Demokratik katılımı mutlaka yaygınlaştıracağız. Yerel, bölgesel ve ulusal bazda alınacak önemli kararlarla doğrudan demokrasinin uygulanmasına imkan sağlayacağız. Vatandaşlarımızın karar alma sürecinde yer almalarını sağlayacak özellikle yerel yönetimlerde tedbirleri hayata geçireceğiz. Muhterem kardeşlerim, kim olduğuna, kime yakın veya uzak olduğuna, hangi fikre, düşünceye sahip olduğuna, konumuna, yaşlı, genç, erkek, kadın olup olmadığına bakmaksızın herkesi insanca yaşam hedefimize katkı yapmaya ve insanca yaşama noktasındaki gayretlerimize destek vermeye davet ediyoruz. Biz inanıyoruz ki ve her vatandaşımız bizim şu söylemlerimize dikkat kesilirse mutlaka bu söylediğimiz fikirlerin hayata süratle geçirilebileceğine gönülden inanıyoruz. Ve vatandaşımızla diyoruz ki sizler de gittiğinizde deyin ki insanı yaşatan devlet, insanca yaşatan siyaset, adil paylaşım sadece seninle olur. Milletimiz ya. İnsanı yaşatan ve insanca yaşatan Türkiye için zaten vakti geldi diyor. Bugün burada bizlerle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda en büyük başarıları nasip etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız, yar ve yardımcınız olsun. Esselamu aleyküm.